Kar kış demeden gittiğimiz hiçbir yerde kendimizi yalnız hissettirmeyen sizleri partimizde, yuvamızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Alnımızın akı olarak değerlendirdiğimiz 4 Şubat Pazar günü yapmış olduğumuz örgüt denetiminde, ön seçimde belirlenen adayımızla birlikte sizleri burada 31 Mart genel yönetimler seçimleri dolayısıyla ağırlıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki ortak kaygılarımız var sizlerle. Bu da Edremit'i iyi, liyakatli bir yönetime kavuşturmak. Burada sizlerle birlikte yapacağımız en önemli başarı, en önemli yol, izlediğimiz en önemli yol Edremit'in liyakatli ve yaşanabilir bir kent olarak yönetime sahip olmasını sağlamak. Sözü değerli belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Arkaş'a bırakıyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum efendim. Değerli arkadaşlar, değerli ilçe başkanım, ilçe gençlik kolu başkanım, kadın kolları başkanım, değerli ilçe yöneticilerim, değerli misafirler, hepiniz başlıyoruz adı altındaki bu kahvaltımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partimizin 4 Şubat'ta yapmış olduğu ve şölen havasında geçen ön seçim, örgüt denetimli ön seçiminde üyelerimizin uygun görerek bizlere vermiş olduğu görev ve sorumluluk üzerine parti meclisimizin de geçtiğimiz pazartesi günü onayıyla başlıyoruz dedik. Genel basınımızın değerli temsilcilerimize bundan önceki çalışma dönemlerinde de vermiş olduğum önemi her zaman vereceğimi hepiniz çalışma arkadaşlarımız gibi biliyorum sizleri. Hepiniz benim kadar önerilerinizin farkındayım. Sizlerin önerileri, sizlerin halkla bizim aramızda oluşturacağınız köprüler biz çok önemsiyoruz. Halkın, bizim halkın içinde bir kulağımız, halkın sorunlarını bize iletecek en kısa yollarımız, bizim istemeyerek de olsa yapacağımız en küçük hatalarımızı bizlere eleştirileriz. Bizim için onur ve gurur verici, doğru yola bize yönlendirici, en güzel önerileriniz, yol göstericiniz olacaktır. Oluyor. Olduğu zamanında bundan sonra da olacaktır. Değerli arkadaşlar, kendimden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Hepinizle bir bir tanışıyoruz, görüşüyoruz. Yapmış olduğum görevlerden, yapmış olduğum sivil toplum örgütlerinde, gerek siyasette, gerek ticarette olan görevlerimden uzun uzun bahsedip sizi bu güzel Şubat, 15 Şubat sabahında fazla da sıkmak istemiyorum. Biraz sonra arkadaşlarımız size hem projelerimizle ilgili hem de benimle ilgili bir açıklamamızı iletecekler. Ondan da şey yapabiliriz, bakabiliriz, görebiliriz. Sizlerden gelecek her türlü görüşe, soruya, öneriye her zaman olduğu gibi yine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kahvaltımızın burada olmasının da mimarı, büyük üstadımıza da ve menümüzü Aziz abime çok teşekkür ediyorum. Aziz abimle geçen bir sohbeti de Aziz abi başlıyoruz adı altında böyle bir şey yapmayı düşünüyorum dediğimde o zaman yuvanızda, ilçenizde ve böyle bir menü uygun gördü. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız, görüş, önerileriniz alabiliriz arkadaşlar. Çalışmalarınızı açıklayacağınız basın bülteninde anlattınız mı başkanım? Var. Detayları oradan okuyorum. Onlara sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bize katkı anlamında. Yani benim burada da okuyacağınız gibi katılımcı yönetim anlayışı içerisinde bir yönetim sergilemeyi hedefliyoruz ve yapacağız, başaracağız, yapmak zorundayız. Edremit'i dairelere getirebilmek için yapmak zorundayız. Katılımcı belediyecilik,
gerek muhtarlardan, gerek başımdan, gerek senin toplum örgütleriyle birlikte el ele Edremit'i çok daha güzel yerlere, çok daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeye hedefimiz. Çalışmalarınızın içinde var. Bir düşünceniz var mı başkanım? Belediye personeliyle ekiplerle ilgili. Belediye personeliyle ilgili bir önceki toplantımızda da sizinle ilk daha aday adaylı olduğumuzda da ben arkadaşlar basınımıza bir konuşma yapmıştık hatırlıyorum. Evet basınımıza hepinizin bildiği gibi uzun yıllardır gerek siyasette olduğum dönemlerde gerekse siyaset dışında kaldığım dönemlerde sizlere önemsiyorum. Gerçekten de toplumun sorunlarını en kısa yoldan bizlere iletebilecek bir köprüsünüz. Bu doğrultuda bir önceki ilk aday adaya çıkışımdaki toplantıda da adaylaştıktan sonraki ilk toplantımız aday adaya çıkışımızda da son vermiş olduğum şeylerde de bunu söylemiştim. Belediye personeli yani söylemeye dilim de varmıyor ama gerçekten çok hantal durumda, çalışamaz durumda, çalışmaz durumda. Sayısal olarak ciddi bir yükseklik var. Garantileyim. Teşekkür ederim. Ama bu süreçte bu aday 31 Mart'tan sonra bu belediyeyi çalışır hale getirmek zorundayız. Ben de dahil ve ekibim de dahil 7-24 demeden bu belediyeyi en kısa zamanda çalışır hale duruma getirip itibarını yükseklere çıkartmak durumundayız ve çıkartmak zorundayız. Bunun için bu belediyeyi çalışır hale getirdiğimizde personel anlamında ne demek istediğini anladım. Çalışacak arkadaşlarla yolumuz her zaman kim olursa olsun çalışacak arkadaşlarla yolumuza her zaman devam edeceğiz. Ama bunun için de bizim çalışma tempomuza ayak uyduramayacak arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çıkacaktır. Bunlar da kendiliğinden bize bir şey kalmadan, bize gerek kalmadan ayrılacaklardır kanaatindeyim. Peki böyle diye bir şey diyebilir miyiz başkanım? Çalışan ekiple birlikte olacağız gibi bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz çalışacak dostlarımızla her zaman bir ve beraberiz. Yani Edirne'ye hizmet bekliyor. Kesinlikle ve kesinlikle hizmet bekliyor. Çalışacak dostlarımız da kim olursa olsun gerek A partili gerek B partili gerek bu süreçte az önce de söylediğim gibi 4 Şubat bizim için 4 Şubat'ta kaldı. Gerek 4 Şubat'tan önce gerek 4 Şubat'ta bizle birlikte olsun olmasın. Yeter ki çalışsın arkadaşlar. İşini göreviyle, layığıyla yerine getirsin kim olursa olsun çalışmaya. Peki yükselen bu zamla ilgili bir düşünceniz var mı başkanım? Onunla ilgili tam detaylı bir şeyim yok. Bilgim yok. Duyuyorum. işitiyorum ama bu hafta sanırım onun yasal olarak bir engele takıldığını duydum. Yasal bir engele takıldığını duydum. Piyasa şartlarına göre biraz yüksek gibi, bana da yüksek gibi geldi ama yasal bir engelden dolayı da durdurulmuş diye de duyum aldım. Belediye başkanımızla dün bir açılışta karşılaştık, bir fısıldayım dedim, soramadım da. Çok da girmek istemiyorum. Bizi 1 Nisan ilgilendiriyor. 1 Nisan'da daha sonra her şey çok daha güzel olacak kanaatindeyiz. Bu yeni yönetim, siz adaysınız ama eski yönetim aktif olarak bu personel alımlarına devam edeceği söyleniyor. İşte son siyasi kulislerde belediyeye bu 31 Mart'tan önce 80 kişinin daha alınacağı söyleniyor. Bunları da nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu dönemde, bu süreçte personel alımıyla alınsın, alınmasın, zam ücretlerine yükseltilsin, yükseltilmesin gibi şeye söz hakkım yok. Ama önümüzdeki süreçte az önce de söylediğim gibi bizi 1 Nisan'dan sonrası ilgilendirecek. 1 Nisan'dan sonra bu alımlar kesinlikle gözden geçirilir. Az önce söylediğim gibi çalışacak bütün dostlarımıza kapımız açık, kucağımız açık. Her türlü bir ve beraber yol yürümeye hazırız. Ama görevini layıkıyla yapmayan ya da dilim bile varmıyor diyoruz ya işte. Ne memuru da? Benim dilim varmıyor. Sizler söylediniz, ben söylemedim. O tür arkadaşlarımız varsa bu hızlı bir şekilde kontrolden geçirip, bir süzekten geçirip bu arkadaşlarımızla yollarımızı, yani bunların çalışması da mümkün değil. Eğer yıllarca böyle bir şey varsa, var demiyorum. Var olduğu söyleniyor sizlerin de az önce söylediğiniz gibi. Böyle bir şey varsa bir an önce bu yükler ne demek belediyesinin olması gerektiği kararında ve inancındayız.
bu personel alımlarından dolayı da yani bilemiyorum, duyuyoruz. Varsa bir fazlalık, varsa böyle bir başıboşluk, o ihtiyaç olmayan ihtiyaç fazlası varsa bakın teklendirecek. Mehmet abi, Kamil Bey'le görüşme imkanı olur mu Kamil Bey? Beraber çalıştınız, bir ara DTP'den adaylı. Şöyle, Kamil Başkan'a göre bir dargınlığım yok. Birazcık kırgınlığımız oldu bir süre. Dargınlığımız yok. Denk geldiğimiz her anda, her yerde merhabamızı birbirimizden esirgemedik. İşte cenazede, düğünde, bir şeyde. Aldığım şeye göre de bu süreçte adaylığı söz konusuydu hepinizin bildiği gibi. Cumhur İttifakı'nın adaylığı söz konusuydu DSP'den. Sonra tek başına DSP'den adaylık düşürüyordu. Herhalde şu anda adaylık düşünmüyormuş. Bizim de eski bir yol arkadaşımız, bir abimiz olduğu için de dışarılarda Mehmet arkadaşımız bu işe uygun diye sözler ediyormuş. Bu da bizi mutlu ediyor tabii bir. Yıllarını körfez siyasetine vermiş bir değerli bir abimiz böyle laflar ediyorsa, böyle söylemlerde bulunuyorsa bu mutlu ediyor bizi de. Kendilerine de buradan yine teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, belediye başkanı oldunuz diyelim birini santibayla. Ve bütün belediye işleri mi olacak yoksa Edremit'in vizyonunu geliştirecek projeleriniz, programlarınız olacak mı? Özellikle pazar yeri sorunumuz var çarşamba için. Var. Bu biraz sonra arkadaşlarım size de herhalde onun içerisinde de okuyacağınız gibi. Öncelikle Edremit Belediyesi'ne 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık bir programlarımız var arkadaşlar. Onunla bizle birlikte hazırladığımız programlarımız var. Bu programlarımızı 1 yıl içerisinde %100 diyorum hayata geçirip Edremit Belediyesi'ni hem ekonomik anlamda hem maddi hem manevi anlamda bir yıl içerisinde çok iyi yerlere taşımak durumundayız. Şehrin vizyonundaki değişiklikler olacak. Devamında. Daha bir modernleşme. Devamında. Rahatlama olacak tabii, bir şehir. Onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Devamında da şehrimizin baş başlıca sorunları olan, hatta bu bir yıl içerisinde o maddi manevi dediğimin içerisinde sıkıştıracağımız acil çözüme ulaştırılması gereken konular var. Mesela arıtma. Arıtma bölgemizin başlıca sorunu. Arıtma Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluklarında. Bu arıtma işinin ne olursa olsun Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Onun devamında işte göreve ileride o avcılara doğru kanalizasyon yoksunluğu var. Bunların hızlı bir şekilde, artık ikinci yüzyıl diyoruz ama ikinci yüzyılda hala ödenciler çalıştırıyoruz. Evet. İkinci yüzyıl diyoruz, ikinci yüzyılda Ege'nin incisi dediğimiz Edremit Körfezi'nde neredeyse denize girilemez hale gelir durumda. Çok acı bir şey bu. İkinci yüzyılda arıtma çalışamamasından ya da sağlıklı çalışamamasından dolayı bir Ege'nin incisi denilen Edremit Körfezi'nde denize girilememekle anılmak bizlere çok acı veriyor hepiniz gibi. Yarın öbür gün bu bize ciddi acı bir fatura olarak karşımıza çıkar. Bunu ilk bir yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi ile el ele çözülmek, kavuşturmak durumundayız. Ha, onun sonu, ondan sonra pazarda bir sene daha sıkıntı çeksek bir şey olmaz. Tabii ki bu da görülürsek ki bir ay içerisinde pazarı da sağlıklı bir hem pazarcı esnafına hem vatandaşımıza daha sağlıklı, daha modern, daha insana, daha ikinci yüzyıla yakışır bir şekilde bir pazar imkanı sunabilmek. Ama dediğim gibi bir yıl pazarı daha kötü yaşasak bir şey olmayız ama bir yıl sonra bu arıtmayı çözüme kavuşturamazsak bu hepimize ne pazara çıkacak insan bulabiliriz ne burada oturup rahat rahat oturabilecek topluluklar bulabiliriz ne de sağlık yönünden de ciddi, telafisi zor olan sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bizim için bu acil çözülmesi gereken konular arasında işte artma dedim. Burada da göreceksiniz. Sayın Başkan, son bir soru. Edremit Belediyesi'nin şirket, iştiraki şirketi var Edremit. Bunlar elinde oteller var, çay bahçeleri, kafeler, şunlar bunlar var. Otellerin durumu falan işler açısı mesela, kafeler olan keza. Bunlar yeniden böyle modernizasyona sokup para kazanarak getirip rahmetli İbrahim abinin dizi döneminde kâra geçmişti. Ezberin borçları da dönmüştü ama şimdi yine eski durumuna dönmüş durumda. Evet, 2014 yılında. Evet, teşekkür ederim. Misafirler yani çok sıkıntı çekiyor. Aynen. Parasıyla gelenler yani. 2014 yılında biz göreve geldiğimizde yine çok kötü durumdaydı Ezber. Evet. Birçoğunuzun bildiği gibi. Personel maaşları aylarca ödenmemişti.
her tarafa borç vardı, kasabına, manavına, şey, her yere borç vardı. Sağ olsun rahmetli İbrahim abi, hepinizin yakından tanıdığı İbrahim Yakın, bizim etmenimizin müdürü, zaten Afrodit'te müdürdü otelde Güre zamanında. Bizim göreve geldikten sonra da etmenin müdürü olmuştu, sorumlu müdürü olmuştu. Yani iki yıl gibi kısa bir sürede İbrahim abi etmeni düze çıkartmıştı. Çalışır hale getirmişti. İyiydi, güzeldi. Otellerde konaklanabilir durumdaydı. Turizme hizmet edebilir bir bölge turizmine hizmet edebilir bir duruma getirmişti. Bu dönemde yine ağır aksaklıklarla karşı karşıya kaldı hepler. Görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Hepiniz farkındasınız. Biz etmeni gerçekten de profesyonel bir etmen, yani ahbap çavuş ilişkisiyle değil arkadaşlar. Etmen Edremit'in en gayrimenkul zengini bir şirketi. En gayrimenkul derken mal varlığı en çok yüksek olan şirketlerinden birisidir. Vardı tabii Körfez'de çok daha dayanmak ama iyi bir şirkettir. Bu şirket profesyonel şekilde, yani kurumsallaşmış profesyonel etmen yönetim kurullarında, odalarında farklı farklı amaçlara kullanılacağını, bu bölgeye nasıl daha iyi hizmet edilebilir düşünceleri olan arkadaşlarımızla donatıldığında hep ben bu Edremit'imizin de belediyemizin de bir lokomotifi ve yüz akı olacak kanaatindeyim. Edremit'in yönetimini kafamdan şöyle bir şeyler geçiriyorum arkadaşlar. Edremit'in yönetimi Ahbap Çavuş'ta değil. Edremit'in yönetimine bir tane turizmci, en başta düzgün bir turizmci, bir tane mali müşavir, bir tane hukukçu. Olmazsa olmazımız olacak. Edremit'in yönetimine. Ahbap Çavuş, gel kardeşim al bakalım, sen de git buradan. Otur, kalk buradan. İşte oturum parası al için değil, Edremit'imizin ve Edremit Belediye'mizin yüz akı, Körfez'imizin yüz akı olacak bir şirket. Bu da kolay değil tabii. Bu da hemen sihirli denek yok arkadaşlar elimizde. Hemen bir ay sonra etmen o uçtu gitti değil. Bu içinde bulunduğu durumdan çıkaracak kadrolarımız, ekibimizle birlikte bu kadrolarla bu işlerin yüzlerin akıyla çıkacak arkadaşlarımız mevcut. Yani profesyonel, etmeli profesyonel bir şirket haline getirip Edremit'imizin ve belediyemizin yüz ak haline getireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Bölgemiz bildiğiniz üzere birinci derece deprem bölgesi. Kendimizde büyük ölçüde binalarımız eskilince deprem ölçü yönetmeni olduğumuz bir deprem. Bununla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Bununla ilgili bir çalışmamız depremle ilgili tabii. Bölgemiz birinci derece deprem bölgesi. Benim ilk önce ekip arkadaşlarımla birlikte, ilçe başkanım ve yakın arkadaşlarımla birlikte, öncelikle meclisimizde bir tane düzgün bir tane jeoloji mühendisi olmalı. Bu şehrin altını okuyacak, bizleri bilgilendirecek bir jeoloji mühendisi olması lazım diyorum meclisimizde. Onun devamında da kentsel dönüşme bir şekilde hızla mevcut olmalıyız. Gerek devlet projeleri programları doğrultusunda, gerekse büyükşehir, gerekse bizim kendi belediyemizin içinde uygulayacağımız, alacağımız kararlar doğrultusunda kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerektiği inancındayız. Kentsel dönüşümde de en hızlı hızlandırma şekillerinden bir tanesi de bana göre yeni imar alanlarının olmaması. Edremit'te biz 2014 yılında göreve geldikten sonra Çevre Şehircilik ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan 100 binlik çalışmalar doğrultusunda yeni imar alanları açılacaktır. Edremit'in deniz tarafında ve Kadıköy'ün deniz tarafında diyeyim sizlere, şu ova taraflarında yeni imar alanları işaretlenmeye kalkılmıştı. Dönemin belediye başkanı ve yönetimde olduğumuz arkadaşlarımızla birlikte biz ova tarafına yeni imara karşı geldik. Hem verimli topraklar, hem zeminin kötü olduğu topraklar ve hem de bu şehirde çok aman aman bir imara ihtiyaç yok dedik. Ve o imar alanlarını mümkün olduğunca daraltmıştık o dönemde. Şimdi o daraltılmış imar alanlarının içinin işlemesi yapılıyor. Duyuyoruz hep 5 binlik. O 5 binlikler o daraltılmışa göre hazırlanıyor. 100 binlikler hazırlanmıştı. Biz verimli tarım arazileri olmasın ama şu Toki bölgesinde Çorak biliyorsunuz. Hem zemin sağlam hem Çorak tarım arazisi değil. Hem de coğrafi konumu itibariyle bölgede daha böyle manzarası olsun, havalanması olsun, daha konumu düzgün olan yerlerde oralara kaysın şehri istedik. Oralarda imar, yeni imar alanları kısmi işaretlendi, çok geniş değil.
Ama yeni imar alanını ne kadar kısarsanız şehir kendi içinde o kadar çok yenilenmeye zorunluluğunda hissedecek kanaatindeyiz. Ne olacak? İmar alanı olmayınca ne olacak? Eskiler yıkılıp, bak görüyoruz şimdi birçok yerde Edremit'imizde, üst mahallelerde, sahil mahallelerinde hızlı bir şekilde eski yapıları yıkılıp yerlerine yeni yerleri yapılmaya. Bunun önünü açmak için de bizim görev ve sorumluluk alanımızın içerisine giren ne varsa göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren bunun önünü açmak üzere de adımlar atmak zorundayız. Bu deprem bölge şehri de işte yapısını, binayı değiştirebiliriz. Yıkarız, sağlamını yaparız. Ama yapmak da zorundayız. Ama bu şehrin altındaki deprem haritasıyla oynama şansımız yok. Meclis kararında değişiyor başkanım. Meclis kararında değişebilir. Başka bir ikili soru soruyorum. Kesinlikle afet planı şey başkanım, bu şehrimizde de var. Afet planını şehrimizde olmazsa olmamız, yani acil afet durumlarında, her türlü afet durumunda alacağımız, kuracağımız ekiplerimiz profesyonel bir şekilde kullanır. Laf olsun diye değil. Yok işte şunu yapalım. Bir deprem olduktan sonra da değil. Deprem oluyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Deprem olduktan sonra, ya da yangın olduktan sonra, ya da sel olduktan sonra değil. Her an deprem, her an sel, her an yangın olabilecekmiş gibi hazır durumda, hazır eğitimli durumda olan kadroları kurmak durumundayız. Bunlar boynumuzun borcu. Testi yıkamadan hareket etmemiz. Yani bir deprem oluyor, bakıyorum ben kanunlar değişiyor, yok herkes bir tarafta deprem dernekleri kuruluyor, deprem altı ay sonra unutuluyor, deprem dernekleri duyuyor. Emrah, testi deyince aklıma geldi. Antan dost, bölgemizin kültürel varlıklarını gün yüzüne çıktığı bir bölge. Bu konuda belediyenin Üvey evlat bahmedesi yok. Biz senin geçen dönem yine görevde olduğumuz dönemde biz bu projeye ciddi anlamda destek veriyorduk ve verdik. Gittik Büyük Millet Meclisi'nde Antandros'la ilgili sergiler açtık. Fotoğraf sergileri açtık. Burada ciddi paneller düzenlendik. Festivallerde etkinliklerimizde Antandros'a ciddi önem verdik, öne çıkarttık. Aynı as rotası belirledik. Hala bizim o belirlemiş olduğumuz rotalarla birçok Avrupa Birliği, Avrupa ülkesiyle bir bağlantılar ağır aksak da olsa bu dönemde getirilmeye çalıştı. Bazı arkadaşların şanslı çabalarıyla bu tür projeler desteklenmeye çalıştı. Ama Antandros bizim bölgemizin bir değeri. Yani herkesin arayıp da bulamadığının çok fazlası bir Antandros'umuz var. Medeniyetin geçen bir nerede dendi? Yüzyıllarca önce gitmiş orayı gezmiş yabancı bir misafirimiz. Yüzyıllarca önce oradaki yapılmış olan kanalizasyonu gördüm. Evet, o konuşulmuştu. Kanalizasyonu gördüm ama maalesef daha şehrin belli bir kısmında kanalizasyon yok. İkinci yüzyıl diyoruz ama kanalizasyon yok. Dedi, bu da beni gerçekten çok etkiledi. Yani ben de o ikinci yüzyıl deyip duruyoruz ama hala şehrin içinde bir danjör geziyor. Bu da bizim yani görev sorumlu olan alt kademe belediyesi değil, Büyükşehir Belediyesi ama bu da bizim artık Büyükşehir Belediyemiz de bir şey değil, yeni kurulmuş bir Büyükşehir Belediyesi de değil. Yani 10 yıllık bir belediye. Her taşlar yerine oturdu. Hani ilk anda kucağında bir sürü beldelerden gelen, köylerden gelen sıkıntıları buldu. Biz de aynıydık ilk dönemde Edremit Belediyesi olarak geçen 2014'te böyle geldiğimizde. Bir anda 6 belediye birleşti, 20 güzel kişiliği olan köy birleşti. Tek bir belediye haline getirilmeye çalıştık, ettik, tam bocaladık, toparladık, borç batağındaydık. Büyükşehir Belediyesi de öyleydi. Yok olan bir şey tekrar var edilmişti, yeniden ihtas edilmişti. Ama artık Büyükşehir Belediyesi bu tür konulara, yani arıtma ve kanalizasyon konusuna önem vermek zorunda, verdirtmek zorundayız diyor. Antandros evlat olmadan çıkacak. Çıkacak kesinlikle. Geçen Antandros Derneği'ne de büyük destekleri olan, ilgisi olan dostlarımızla da bir görüşmemiz oldu. Orada da bana dediler ki sizin dönemde biz çok güzel şeylere imza attık, çok güzel şeyler yaptık. Gerek Antandros'un tarafımızda, gerekse alandaki çalışmalarda destek oldunuz dediler. Ben de şöyle bir örnek verdim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası vermiştik. Benim arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız da bu konuda zaten bizim kendimizi o konuda anlatmamıza gerek yoktu. Birlikte çalışmıştık. Mutlu oldu. Yani. Şimdi projeyi tahmin ediyoruz. Yani ilçenin ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz da. Bir mevcut belediyenin finansal durumuyla ilgili bir
görüşme yapabildiniz mi? Bu belediye finansı nereden tedarik edeceksiniz döneminizde? Şimdi projeleri olacak. Yerine getirmek için. İki, hemen onu da sorayım. Evvel ve belediyenin durumunun sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Bu dönemi bağımsız bir araştırma şirketini araştıracak mısınız? Bununla ilgili bir kamuoyu açıklaması yapacak mısınız? Şimdi göreve geldiğimizde tabii ki. Göreve geldiğimizde bunları tabii ki araştıracağız arkadaşlar. Bu belediye, bu duruma nasıl geldi? Yaklaşık 1 milyar lira bir borç yükü. Yani Edremit Belediyesi gibi belediye, geri ödülünün çok yüksek olduğu belediye ama 1 milyar lira gibi bir borç da az bir borç değil. Ha, bunu biz bile bile bu göreve talip olduk. Bilerek bu göreve bir yürütmeye talip olduk. Bununla ilgili yine kısa, orta ve uzun vadeli dediğimiz, yani bana göre 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık bir ekonomik programlarımız var. Ben her şey para değildir, onun için parayı çok popüler çıkartmayı sevmiyorum ama para olmadan da hiçbir şey olmuyor. Yani parayı çözmeden de hiçbir şey olmuyor. Değil, para olmadan demeyeyim de, para işini çözmeden bu en küçük bir aileden tutup işte devlet yönetimlerine kadar bu şey, ekonomik bağımsızlığı ve ekonomik özgürlüğü kazanmak durumundasınız. Ekonomik özgürlüğünü kazanamazsan, gidip de 1 lira şunu almak için uğraşırsan 10 lira alırsın, ben de elimde paramla gidersem olursam 5 lira alırım. Hepimizin yaşadığı şeyler bunlar. Onun için onun için ben belediyelere ticari olarak bakmıyorum. Bir tüccar olarak tüccar şeyiyle de bakmıyorum. Ticaretlerine gözüyle bakmıyorum ama belediyelerin her ne olursa olsun belediyelerin tüccar mantığıyla da yönetilmesi lazım. Belediyeler ticaretlerine değildir. Belediyeler halka hizmet etmeye, halka sosyal imkanlar tanımaya yönelik kuruluşlardır. Halkın emsalciliği güçlendirmeye yönelik kuruluşlardır. Fakat paranın girdiği, yani paranın girdiği her şey, her yer, bu bir aile bireyinden tutun devlet yönetimlerine kadar bir tüccar mantığıyla yönetilmek yani zorundadır. Kanaatindeyim. Ben öyledir dediği düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsun. Değil. Ciddi bir mali disiplin projesi kullanmak zorundadır. Ve bu durumda olan ekonomik bozukluğu, bu durumda olan bir yerin çok kısa sürede ciddi bir mali disiplin politikasıyla, ciddi bir tüccar zihniyetiyle, yine söylüyorum bakın sakın ticarethane değil burası. Ama tüccar zihniyetiyle çok kısa sürede ilme kazanıp çok güzel yerlere gelip çok güzel bir elbette haline geleceği kanaatindeyim. Başkanım, bu Ekbel'in güne yakın yerinden kiraların düzgün toplanamadığı ve çok komik rakamlara kiraya verildiği söyleniyor. Aynen, aynen. Sizin duymuş olduğunuz çalışma yapacaksınız. Sizin duymuş olduğunuz şeyleri bizden alıyoruz. Belediyeye ait ve etmeye ait yerlerin çok mantığın bile kabul edemeyeceği rakamlarla kiralara verildiği, bu mantığın bile kabul edemeyeceği rakamlarla verilen kiralık yerlerden kiraların tahsil edilmediği, tahsil edilme yoluna gidilmediği duyumlarımız var. 1 Nisan'da elimize aldığımızda işte mali disiplin demek sadece parayı kısmak falan değil arkadaşlar. Mali disiplin gelirleri arttırmak, giderleri akıllı kullanmak. Yani bu belediyenin gelirlerinin nasıl artacağının çözümlerini biliyoruz, kanaatindeyiz ekibimizle birlikte. Harcamaların da nasıl tasarruflu ve hoyratça değil de mantıklı bir şekilde daha vatandaşa hizmete yönelik bir şekilde kullanacağını da bildiğimiz kanaatindeyiz, bilhanlık gibi algılamayın. Bu geçmiş dönemde yine biz Kıbrıs'ta bu belediyeleri aldığımızda 6 belediye 20 köyü o zaman da ciddi bir borç yükü altındaydı. Ciddi bir borç yükü altındaydı. Biz bunu 2 yılda biz bu belediyeyi düzen çıkartırız dediğimiz belediyeyi 2 yılı bulmadı. 1 yıl sonra döner hale getirdik, çarkı döner hale getirdik. 1,5 yılın sonunda da 2 yıl sonraki hedeflerimizi yakalamış olduk. 6 ay öne çektik şeylerimizi, hedeflerimizi. Yani 2014 yılda belediye aldığımızda belediye bir torba çimento almakta zorlanırken belediyenin ihale, taş ihalesi açıyorduk. Katılan olmuyordu. Belediyeden hizmet veren, mal veren kimse parasını, ücretini alamıyordu. Ya da katılan, az önce söylediğim gibi işi yaptırmak üzere
yola çıkarsanız farklı, işi ucuza yaptırmak üzere yola çıkarsanız farklı, işi ucuza ve güzelini yaptırabilmek için de en mantıklı makul olanının da ekonomik durumunuzun elverişli olması. Bu ailede de böyledir, az önce söylediğim gibi. Belediyede de böyledir, bir ticarette de böyledir, tüccarda da böyledir. Yani belediyeyi bir an önce ciddi bir mali disiplin politikasıyla hem gelirlerini arttıracağız, hem giderlerini uygun hale getireceğiz, belediyeyi durdurmayacağız, tasarruf yapacağız diye. Hep ben de aynı şekilde. Aynı program. Sadece kiralık yerlerle ilgili değil, yani belediyenin bütçesinde ciddi bir şey var. Yani kaynak azlığı var, kaynak yetersizliği var. Parayı herkes harcar ama parayı bulmak herkesin harcı değildir. Bu da ekibimizin ve bizim daha önce ki yapmış olduğumuz çalışmalara da dayanarak kolay çıkabileceğimiz sorunların içinde görüyoruz. Yani bir yılda bu belediyeyi ekonomik anlamda ve manevi anlamda halkın gözünde de kamu kurum ve kuruluşların gözünde de farklı bir yerlere getireceğiz, getirmek zorundayız diyoruz. Benim en büyük şeyimdir, ben böyle çok şey konuşmam. Kanaatinde izlemiyorum bunu da, getirmek zorundayız diyorum. Başkanım, bu Isparta'dan bir firmadan Edremit Belediyesi'nin 34 tane araç kiraladığı konuşuluyor. Geldiğinizde bu anlaşma devam ediyorsa ne yapacaksınız? Yasal sorumlulukların ne olduğunu incelemeden hemen bir şey diyemiyorum. Ama ben daha önce de sizlere bahsettiğim gibi bu belediyeyi daha sağlıklı bir yapıya bir an önce kavuşturabilmek için, bu savurganlığa bir an önce dur diyebilmek için ilk 6 ay makam arabası kullanmayacağım bu belediyede. Ve bu savurganlığa dur diyebilmek için. O söylediğiniz araç kiralamıyla ilgili yasal bir zorunluluk yoksa, vardır bir madde, feshedemiyordursun, ne yapacağız? O zaman çekeceğiz bir kere, bu durduracağız mı? Ne yapacağız? Biz bunu yapamıyoruz. Bulacağız bir formülünü, bunlara bir dur diyeceğiz, diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar işte az önce söylediğim gibi mali disiplinsizlik bana göre. Sen hepimizin, birçoğumuzun burada arabası var. Neden girip kiralamıyoruz, arabayı almaya çalışıyoruz? Ya bu arabayı kiraya veren kuruluş bu kiradan para kazanıyor. Neden bu para belediyenin cebinde kalmasın da ya da belediyenin 10 tane araca ihtiyacı varken neden 30-40 tane araç kiralansın? Doğru mu arkadaşlar? Şimdi hepimizin aracı var. Gönül ister ki ailede 3 kişiyiz, 4 kişiyiz, 4'ümüzün de aracı olsun. Ama bütçemiz müsait değil. Alırsak 3 tane araç ne yaparız? Yarın bu araçların içine dolduracak mazotlu benzini bulamayız. Ve araçları kullanamaz duruma geliriz. Diye düşünüyoruz. Bu şekilde de bu araç kiralamayla ilgili bu tabii ki göze çok ciddi batan bir sıkıntı. Buna 1 Nisan'da ilk önce dur diyeceğimiz konulardan bir tanesi. Savurganlık diye düşünüyoruz. Asaf buyurun. Sevgili başkanım. Şu bize dağıtılığımız A4 kağıtlarında proje olarak bahsettiğiniz bir bölüm proje. Sanıyorum bir taslak bu. Çünkü yapacakten öte bir yere gitmemiş yani. Vasat bir kasaba belediyesinin öngörebileceği projeler. Edremit gibi 200 bine dayanmış nüfusuyla yürümeyi değil, devam etmeyi değil, sıçramayı bekleyen bir şehri uçuracak projelerin o artı bile yok. Yani insanların sizden çok büyük beklentileri var. Siz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi 22 yıldır CHP mi yönetiyor da bu eleştirileri yapıyorsunuz dedikleri gibi sanki son 10 yılda AK Parti yönetiyor Edremit'i, Edremit Belediyesi'ni. İlk beşinde siz varsınız. İkinci beşinde partinizin devamı var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Şimdi yani burada bir kooperatif toplantısının sonunda dilek ve temenniler olur ya. Dilek ve temenniler var burada. Yani bir tane vizyon
Edirne'de uçuracak, bir yerden bir yere sıçratacak bir şey yok. Bunların, biz sizden şunu bekliyoruz. Belli ki daha iyi bir ekip olamamışsınız, oturtamamışsınız. Bunların kaynaklarıyla beraber, bak arkadaşım demin kaynak dedi. Kaynaklarıyla beraber nasıl hazırlayacaksınız, ne yapacaksınız? Ya burada direkt bir temelli var. Eğer siz yine 5 yıl önceki, tamam 5 yıl önce aldınız, işte 6 ay öne çektiniz, bir şeyler yaptınız ama yani 2014'te kucağınızda bulduğunuz Edremit Belediyesi yok şu an. Sorunlarıyla, beklentileriyle, nüfusuyla, sosyal ve ekonomik şartlarıyla. Şu tablo bir yurttaş olarak, Edremit'te yaşayan bir yurttaş olarak beni heyecanlandırmadı. Bir basın mensubunun ötesinde. Evet. Yani bu kısa sürede 40 gün var önünüzde. Çok merak ediyorum. Neyi nasıl yapacaksınız? Evet. İnsanların önüne nasıl bir arz sunacaksınız? Bu tamamen bak her cümlesi cak ve cekle biter. Sadece birer satırla dilek ve temenni. Yani bunları gidin Dursunbey Belediyesi'nde belki daha fazladır. Manyas Belediyesi'nde daha fazla. Yani basak bir kasaba belediyesinde olabilecek. Zaten rutin bunlar. Bunlar rutin. Bunları yapacaksınız zaten. Evet. Ama sıçratacağınız projelerinizi... Önce bunları yapmadan şimdi önce görev ve sorumluluğumuz olan şeyleri daha benim şehrimde insanların çocukları okula giderken çamurun içinden gidiyor. Hepiniz biliyorsunuz bu doğalgaz çalışmalarının da etken olmasından, ağırlıklı bir şekilde etken olmasından dolayı ve plansızlıktan dolayı da önüne geçiyor. Burada yine partinizin, bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Orada da 10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var. Evet. Ya bunu da unutmayın. Tabii katılıyoruz. Biz neler alıyoruz? Keşke 4-4 bitmiş olsaydı da biz hiç aday olma ihtiyacı duymasaydık, çıkmasaydık, o mevcut olayın yönetime dur da hep atmasaydık. Bir. İki, sen bu projemizi boş diyorsun ama bu şehrin bunlar gerçekten de şu anda yapılması gereken yapılamamış. Şimdi ben bunları yapamadan, hükümetin dediği gibi seçime 2 ay kala Karadeniz'de gaz çıktı. Nerede gaz? Nerede? Bunları mı deseydin? Bunların vaat edilmesi gerekmiyor Sayın Başkan. Bunlar zaten yapılması gereken şey. Yani yapılamayanlar. 365 günde her yıl, bir de 5x365 elbet bir şeyler yapacaksınız. Tabii. Edremit'in sıçramaya ihtiyacı var. Abi bak ama bunları yapmadan ben daha teleferik yapacağım. Olmaz. Aslında bunlar teleferik falan demiyorum. Ama var. İşte bak ne diyorum. Bunun için aslında belki de gözden kaçar. Ama teleferik de falan da sıçramaz. Bak, bak şöyle söylüyorum. Ben bu asli işlemi yapmadan, bu asli işlemi içinde de gözünüzden kaçırdınız, belki de gözünüzden kaçırdınız. Yazın ki sahillerin yükü çok ağır diyoruz. Sahiller bu yükü kaldıramaz durumlar. Yazın ki bu sahillerin yükünü hafifletmek için bu yazılı notların içerisinde ara ara şeyler var. Yani sahillerin yükünü kırsala ve merkeze kaydırmanın yolları ve kayan bu yükten merkezin ve kırsalın ekonomik ve sosyolojik olarak sosyal dokunuzla yumuşatılması açısından bir takım projeler var. Yani bunlar yapılması gereken projeler. Az önce de söylediğim gibi daha eşimiz, çocuğumuz okula, eşimiz pazara çamurun içinden gidiyorken bunları acil toparlanması gereken şeylerimiz olduğu kanaatindeyiz. Bunları yapmak zorundayız. Size tavsiyem şu olur. Burası bağımsız bir belediye değil. Yani büyük şehir var. Evet. Sonuçta da bir devlet yönetimi var. Daha önceki 2005'te de sizin görev aldığınız 5'te de özellikle sizin döneminizde büyük şehirle işte mahkemeleşmeler bir takım itiş kakışlarla geçti. Ondan sonraki Hasan Aslan döneminde ise meclis üyelerinin uyumsuzluğu dikkat çekti. Özellikle de belediye başkanının yaklaşımları daha müsbet olmasına rağmen meclis üyeleri arasındaki bir takım tartışmalar nedeniyle bu büyük şehirle Edirne'nin yararına olması gereken senkron gerçekleşmedi. Biz sizden şunu bekleriz. Siz kazandığınızda diyoruz ki büyük şehri de kazanırsınız. O ayrı bir şey. Ama büyük şehir AK Parti devam edecek, CHP Edremit devam edecek noktasında bir de siyasi iktidar var. Evet. Burada
iyi bir senkron yakalamamız lazım. Aksi halde Edremit gene birçok şeyden mahrum kalır. Yani o hizmetleri Edremit'e kazandırabilmeniz için elbette ki kendi bütçenizle, dar kaynaklarınızla onları yapamazsınız. Kesinlikle. Bu sıçramada büyük şehirlerle olmak zorundasınız. Devletten yararlanmak zorundasınız. Az önce zaten konunun başında da, yani sohbetimizin başında da bahsettiğim gibi, yani arıtma sorunu dedik, bu memleketin ciddi bir, bu ilçenin ciddi bir sorunu. İlçenin de değil, Körfez'in ciddi bir sorunu haline geldi. Bunu büyük şehirle birlikte çözmek zorundayız. İkinci yüzyılda hala bu şehrin içinde vidajörler dolaşıyor. Olmaz. Ama bu nasıl çözülecek? Büyük şehirle birlikte çözülecek. Sayın Başkan, evet, teşekkür ediyorum. Benim Balıkesir'e geçmem gerekiyor. Müsaadenizle. Ne demek? Hoş. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hadi abi. Yani, şimdi bir defa bir bu şehri dediğiniz gibi bir 10 yıldır tamam Cumhuriyet Halk Partili belediye var. Ya ağır aksak ilk 5 yılda az önce de bahsettiğim gibi 5 yılın bir yılı hem ekonomik bozukluğu hem de yeni yapılanmayı, yeni bir yapılanma vardı Büyükşehir Yasası ile birlikte. Bunları toparlamakla ilgili bir zaman aldı, etti, projelendirmeliğe geçildi. İşte bu projelendirme safhasında ne dedik? Bu şehirlerin, sahillerin yükünü hafifletmek için bu merkezde ve kırsallarda belirli bir projeler olması lazım dedik. Benim şu anda da söylediğim, bizden sonraki 5 yılda ilgili ben şu anda, adımız Cumhuriyet Halk Partili'yiz, biz de Cumhuriyet Halk Partili'yiz. Şu andaki yönetimde Cumhuriyet Halk Partili bir yönetimdir. Bununla, bu yönetimle ilgili yani birçok projemiz bizim geçen dönemden bu yönetimde devam ettirilmedi. Çamur diyorsunuz ya, çamurun sorumluluğu sizin partili belediyenizdir. Büyükşehir'in değil mi bu? Çamur. Ya çamur, onunla kadar, partili belediyenizin... Yani, doğalgazdan kaynaklı plansız bir doğalgaz şehre plansız. Yani Büyükşehir veya bir başka partili belediye getirip bu çamuru buraya taşımadı. Ama arıtmayı Büyükşehir yapmadı. Ama ne yaptılar? Plansız bir şekilde başladılar. Plansız diyorum. İşte sizin bu planlamaya, koordinasyona ve senkrona çok önem vermeniz. 6 ay içinde diyorum. Yani benim söylediğim bu. 6 ay içinde bu vatandaşın çekmiş olduğu bu doğalgaz kaynaklı ve altyapı yetersizliği kaynaklı sıkıntılar. 6 ay içinde bu doğalgaz firmasına biz dur diyeceğiz. Yeni bir yerler açmayacağız. Zaten önümüz yaz sezonu. Edremit merkezde doğalgaz işi gitti gibi olmayan yerler vardı ama iyice azaldı artık. Sahillerde geldi Kızılkeçin deresinde İkizşehir Mahallesi'nde kaldı. Oradan öte ilk 6 ayda biz izin vermemeyi düşünüyoruz. Vermemek de zorundayız. Oradan öteye de hadi buyurun arkadaşlar geçin Akşehir'e doğru dersek biz şehrin geriden gelen plansız yapılanmadan kaynaklı bu sorununu çözmeden o tarafı da açarsak bu taraf orası, bu defa orası sıkıntı yaşayacak. Aklından gelemeyeceğiz. Ama ne diyoruz? Zaten önümüz yaz sezonu. Yaz sezonunda o yoğunluğun içerisine bir çalışma gitmemiz mümkün değil. Yaz aylarında Akşehir'de doğalgaz çalışmasının olması mümkün değil. Biz de bir de biz bunu fırsat verip de hem Edremit'i hem Altınkulu İkizşehir'deki bu doğalgaz kaynaklı altyapı sorununu yani yol sorununu çözersek ondan sonra hızlı bir şekilde ilerleriz diyoruz. Ama ben az önce dediğim gibi ilk bir yılda biz bu ekonomik yapıyı düzeltip bu şehrin aciliyetli çözümleri işte yol gibi ekonomik yapı gibi, personel gibi bu bildiği işler hale getirmek zorundayız. Şimdi bunları öyle görüyoruz ama bunları çözmeden diğerine geçme şansın yok. İşte bunun içinde de diğer projelerimiz var aslında. Küçük küçük şeylerle girilik. Yani bunları çözmek zorundayız. Yani büyük şehri bu artmayı çözdürmek, bu kanalizasyonu çözdürmek zorundayız. Proje opsiyonunuzu büyütmeniz lazım. Bak, Kamil Sakar Güre ölçeğinden Edremit'e geldi, altında kaldı. Hasan Aslan Zeytinli ölçeğinden belediye başkanlığı olarak söylüyorum. Edremit'e geldi, altında kaldı. Altında kaldı. Ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Geçmişte Zeytinli de belediye başkanlığı yaptınız. Edremit'te de başkan yardımcılığı yaptınız. Şunu demek istiyorum. Fitesi yükseltmeniz lazım. Tamam, planlı programlı zaten istediğimiz o. Çünkü bunu niçin söylüyorum? Bir gazeteci olmanın ötesinde. Bu şehirde yaşayan, Allah nasip ettiği sürece yaşayacak olan insanlar. Bizim umudumuzsunuz. Umudumuz olarak görmek istiyoruz sizi. Ve seçimi de kazanma ihtimalinizi ben şahsen daha yüksek gördüğüm için bu soruyu size yönelttim. Teşekkür ederim. Yani burada bir konu varken oturmak istemedim. Yok. Ben AK Parti'nin toplantısında hiç söz almadım, bir şey söylemedim. Soru da sormadım. Burada bir
şeyim yok, bir muhalif duygum yok, şu yok, bu yok. Ama örnekleri görüyoruz, bütün meslektaşlarımız görüyor. İşte Edremit Belediyesi'nin son 10 yıllık örneklerini yaşadık, gördük, yaşanmışlık var. Bu analizi yapmamız lazım. Diyorsun ya, bize yardımcı en çok siz olacaksınız. İşte biz bu yaklaşımlarla, bu sorularla veya bu tür konuları gündeme taşımakla size yardımcı oluyorsunuz zaten. Müsaadenizle. Aziz abi, şimdi partiyle alakalı olduğu için ben söze girmek evet. durumundayım burada. Evet, Edremit Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye ve biz de şu ana kadar çalışmalarına kendine teşekkür ediyoruz. Hem yönetimin hem belediye başkan adayımız. Siz, oradaki sizin eleştirdiğiniz kasabaya ait ya da kasabaya yakışır bir bildiri olduğunu düşündüğünüz projelerinizi tabii erken olduğunu düşünüp henüz açıklamıyoruz. Şey. Yani bunun seçim sürecinde bir strateji olduğunu düşünüyoruz. Bunları ileride broşürlerle hem sosyal medya hesaplarımızda hem de gittiğimiz mitinglerde ayrıntılarıyla birebir öğreneceksiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bize açıklamadı. Yani bu bir seçim, yani siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Bu sürecin hızlı ama bazı deklarasyonların erken olup olmadığını bizden çok daha iyi bileceğinizi düşünüyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi belediyemiz bizim partimizde 100 yıllık bir çınar. Bazı etkin ve verimli çalışmaları da tespit edebilecek değerde bir yönetimimiz var, genel merkezimiz var. Bu konuda da bir takım değişiklikler oldu. Siz de buna şahit oldunuz. Biz kimsenin emeğini yerde bırakmayız. Herkese teşekkür ederiz. Ancak daha verimli çalışacak arkadaşlarımızın olması durumunda bizlerin 3 Eylül'de yönetime geldiği gibi bir değişiklik öngördü örgütümüz. O değişiklik de tam karşınızda duruyor. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızda daha ayrıntılı bilgilendireceksiniz. Ama bunu bu şekilde değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Edremit kasaba sıfatını değerlendirecek nitelikte bir yer değil. Edremit kasaba demiyor. Vasat bir kasaba belediyesinin, evet. bir belediye başkan adayının ben de bunu sunabileceği bir sunum bu. Ben de şu anı konuşuyorum. Benim elime verdiğini konuşuyorum. Sizler, yarın vereceğini bilemem. Yarın ama verdiğiniz bu. Emin olabilirsiniz. Verdiğiniz bu. Biz isteriz ki 31 Mart'ta tüm yurttaşlarımızın teveccühüyle sizin hiçbir yere sapmayan doğru düzgün kalemlerinizle bizim azim, kararlılık ve inancımızla başarıya ulaşabiliriz. Eminiz bundan. Ancak burada bunları söylerken büyük şehirle senkronizasyon halinde değil. Biz büyük şehirle el ele olacağız çünkü büyük şehirde kazanacağız. Çok önemli. Yani büyük şehirde kazanacağız. Senkronizasyon halinde olmamıza gerektirecek bir durum yok. Onu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Partiyle alakalı olduğu için adayımıza yönelttiniz ama partiyle alakalı olduğu için biz girmek durumunda kaldık. Tecrübeniz bizim için çok önemli, çok değerli. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hepinize ayağına göreve sağlık.